Mahkemenin de ben anlamadığım bir tarafı hemen anında karar vermesi ve karşı tarafı hiç dinlemeden karar vermesinin ne anlama geldiğini bunu da bilemiyorum yani. Şimdi bu kadar insan burada, bu kadar insan sıkıntılı. Yani bir haklı bir tarafı olur. Dersin ki %100 burası haklı ve ona göre bir karar verirsiniz. Ama haklı da görünen bir şey yok. Bu konu devam ettiği ederse bu mahkeme ki kaybedecekleri de kesin. Ki mahkemeye de gerek kalmayacak inşallah. Akşama kadar bekliyoruz. Bakalım ne olacak, ne yapabiliriz. Ama tahmin ediyorum inşallah bu sıkıntının sonucunda iyi bir genel kurulu yaparız, bitiririz. Yani. Peki 11. Asya Hukuku'na siz itiraz dilekçesi verdiniz mi? Tabii itiraz dilekçesi verdik ama yasal şeyine baktığımız zaman yapılması gereken şey, şimdi duruşmalı bir görüşme yapılması gerekiyor. Bu da iki tarafa da tebliğ edilecek. Tebliğin edilmesi en az 5 gün, 6 gün. Tebligatı hemen almazlar zaten. Yani bu demek oluyor ki neticede mahkeme kararına uyacağız ve bu işi yapmayacaksak biz bunu dağıtacağız. Bu insanlara göndereceğiz, tekrar gelecek. Ama tahkimle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde ve tahkimden çıkan sonuca baktığımız zaman da tahkim bizim bu genel kurulu yapmamızda herhangi bir sakınca olmadığını söylüyor. Peki bir soru çıkıyor şimdi. Siz tahkim kurulu ve mahkemenin kararları doğrusu hareket ettiniz. Şimdi yasal duruşmalı bir mahkeme olacağı kesinleşti. Şimdi Spor Bakanlığı bu gelişme üzerine mahkeme kararı çıktı, geri alınmadığı sürece bekleme olacak, duruşmaya dönecek. Döndüğü takdirde federasyonun genel kurulunun statüye göre bugün bitmek zorunda. Yeterli çoğunluk olduğu için. Bu süreci tahkim mi, kayyum mu atanır ya da federasyon mu götürür? Şimdi şöyle daha bugünkü genel kurulda yeterli çoğunluğun var olup olmadığı belli değil. Şimdi delege buraya gelir ama çoğunluğu ispat edemezsin. Yani neticede bugünkü çoğunluk sağlanamamış da olabilir. Sağlanması yani, halinde çünkü yasa gereği yapamamış. Tabii sağlanmamış yani kayyum daha... Niye kayyum yönetmesine gerek yok? Çok kısa süre içerisinde bir karar almak kaydıyla yeni bir genel kurulda olur ama tabii bunun neticede federasyonlar bakanlığa bağlı bir kuruluştur. Bakanlık ne karar verirse o şartlar çerçevesinde de biz de gereğini yaparız yani. Bazı haberlerde de bizim yeterli destek yazısı toplayamadığımız yönünde bazı bildirileri okudum. Biz bu süreçte 45 destek yazısına ihtiyacımız varken 71 adet destek yazısı toplayarak seçim adaylık başvurumuzu yaptık. Daha fazlasını da alabilirdik. Ancak camiamızı zor durumda bırakmamak adına insanları tarafsız göstermek istedik. Türkiye bir hukuk devletidir. Yapılan hataları ve ana statüye aykırı durumları belgelerle beraber Ankara 11. Asli Hukuk Mahkemesi'ne sunduk. Sonuçta onlar da adaletli bir karar vererek seçim sürecindeki yapılan yanlışları fark ettiler ve süreci durdurdular. Türkiye Boks Federasyonu seçimlerinin daha adil bir ortamda yapılmasını istiyoruz. Sonuçta bizler de bu ülkenin bir vatandaşı olarak seçme ve seçilme hakkımızı kullanmak istiyoruz. Yani yarışa girelim, iyi olan kazansın. Biz sadece bunu istiyoruz ama mevcut federasyon kendi yönetim kurulu ve makamın gücüyle beraber camiamızı etki ve baskı altına almaya çalışıyor. Sürekli algılarla beraber insanları yönlendirmeye çalışıyorlar. Bizler Türkiye Boks Camiası'nın neferleri olarak bir oluşum başlattık. Bu oluşumda birçok dünya şampiyonu, olimpiyat madalyası kazanmış sporcu arkadaşlarımız bizimle beraber hareket ediyor. Bu arkadaşlarımız içerisinde 2 profesör, 3 doçent doktor arkadaşımız var camiamız içerisinde yetişmiş olan. Yani bizim amacımız sadece Türk boksuna hizmet etmek, camiamızın sorunlarına vakıfız, bunlara çözüm üretmek. Dolayısıyla da bunları yapabilmek için de demokratik bir şekilde seçme ve seçilme hakkımızı kullanmak istedik. Ancak maalesef ki seçim sürecinde bizim adaylığımız bir takım oyunlarla engellenmeye çalışılmıştır. Detaylarını da daha sonra yapacağım basın bildirisiyle tüm kamuoyunun bilgisine sunacağım. Teşekkür ediyorum. Bundan sonraki sürecin şu anda mesela mevcut federasyon yönetimi tarafından mahkemeye itirazda bulundu ancak red cevabı aldılar. Şimdi Spor Bakanlığı'ndan çözüm üretmeye çalışılıyor. Bizim buradan beklentimiz federasyonumuzu kayyum tarafından yönetilmesi, seçim sürecinin adil bir şekilde
herkes için eşit olması ve çıkıp yarışmak istiyoruz. Beklentimiz budur. Bir de şöyle bir şey iddia ediliyor. Asliye Mahkemesi'nin değil de tahkim kurulunun karar vermesi gerektiği söyleniyor. Bu konu hakkında ne dersiniz? Sonuçta tabii ki tahkim kurulunda çok iyi niyetli ve sağduyulu insanlar olduğuna inanıyorum. Ancak bu süreçte yaşamış olduğumuz durumlar neticesinde biz tahkim kurulunun ya da hepsinin demeyelim bir kısmının iyi niyetli olmadığına inanıyoruz. Dolayısıyla da hukuki olarak haklarımızı aramak istedik. Tahkim kurulu bir spor faaliyetinde ya da bir federasyondaki uyuşmazlıklara çözüm üretebilir. Ancak biz burada yasa dışı bir şekilde adaylığımızın engellendiği için Türk hakimlerine durumu arz ettik ve onların desteğini istedik. Dolayısıyla tahkim kurulu mahkeme kararının üstünde değildir. Bu şekilde de bir algı yapılmıştır. Dün bu karar çıkmış olmasına rağmen mahkeme kararıyla seçime ihtiyati tedbir kararı alınmış olmasına rağmen bu insanları buraya toplayan federasyon yönetimini de yani kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Burada sonuçta bu otel tutuldu. Burada bu kadar delege için odalar tutuldu. Bu masraflar ödeniyor. Mahkeme kararımız var. Seçim iptal edilmiş. Ancak bu kadar insanı sanki seçim yapacakmış gibi buraya toplayarak devletimizin, bu sporcularımızın imkanlarını boşa heba etmiş oldular. Ve ayrıca süreçte bunun birçok örnekleri var. Tabii burada çok detaylara girmek istemiyorum ancak kısıtlı imkanlarla bizim sporcularımıza maçlara gönderiliyor. Hatta bütçe kısıtlaması adı altında otobüsle uluslararası maçlara gönderiliyor çocuklarımız. Harcırah almazsanız sizi kampa çağırırız deniliyor. Dolayısıyla bu kadar kısıtlama yapılan bir noktada devletimizin, federasyonumuzun imkanlarını mahkeme kararı olmasına rağmen burada sanki seçim varmış gibi bu kadar insanı buraya toplamak, o kadar insana bu zulmü çektirmek ve devletimizin, federasyonumuzun imkanlarını boşa harcamak vallahi kamuoyunun takdirine bırakıyorum değerli arkadaşlar. Üstüne vurgu yaparak değinmek istediğim husus değerli gönül dostlarım. Buradan bizi takip eden Türkiye boks camiamız. Zaten herkes durumun farkında. Bizim destek yazısı gibi bir sorunumuz yok. Kesin delege listesi yayınlanmadan bizim adaylık başvurumuzu aldılar. Kesin delege listesi yayınlanmadan bizden delege isimlerinden imza istediler. Dolayısıyla kesin delege listesi belli olmadan hayali isimlerden biz imza toplayamazdık. Biz de kurumlarından yani o kulüplerden, kulüp başkanlarından ve yönetim kurullarından destek yazılarımızı aldık. Destek kesin delege listesi yayınlanmış olsaydı delegelerden alırdık. Dolayısıyla bizim destek yazısı gibi bir sorunumuz yok. Zaten buna kamuoyu da güler arkadaşlar. Çünkü bugün yapmış olduğumuz oluşumu, yönetim kurulumu biraz araştırırsanız zaten Türkiye boks camiasının ta kendisiyiz. Teşekkür ediyorum.